şimdi size özgün bir tezgahını anlatacağım, göstereceğim ve uğradığım tezgahları anlatacağım ki bunlar adli dava, adli dava olmayan, sırf kedi otlarını kaldırdım diye, okları kaldırdım diye, oralara naftalin, biber falan attım diye, sesaleti taktım diye uğradığım linçleri anlatmayacağım. Onlarca linçleri. Çünkü onlar kayıtta değil. Fakat bu adli davalar kayıtta. Ve size önce bunların bin bir çeşit olan fakat aynı tezgah olan, usulü olan tezgahlarını göstereceğim. Bir Doktor Özdemir örneğiyle ki bize saldıranların Özdemir olması sadece tesadüftür bence. Yoksa bu Özdemir veteriner sülaleleri, bunlara çip yerleştirip bunları böyle noktaya yönetiyor, sıçtırıyor, ettiriyor, parazit saçtırıyor. Yoksa bu işin içinde bir büyücülük mü var? Bakın nasıl noktaya yaptırdıklarına dair kanıtı tekrar göstereyim. Bakın tam noktaya fışkırtıyor. Tam onların hava deliğinin içine fışkırtıyor ben. Çinedeki Özdemir daha önce evlerinin önünde beslediği sokak hayvanlarıyla tartıştığı kişiler tarafından saldırıya uğrayıp bacağını kırıyor zavallı. Evet, bunun çekimini görelim şimdi. Çocuğu görmüş, çocuk ağlıyor bakın. Çocuğu dövmüş burada yalancı şahit ve Özdemir de orada ayrılırken bu büyük baba ve ağlayan çocuğu da ayağını kırdığı olay yere düşürülüyor. Kim bilir ne tarihlerini küfürler yaptı da ambulansı hazır hemen gelmiş telefonla polisi ağrıyor bu sefer. Onlar da hazır gelecek. Turgay Özdemir şikayetçi oldu. Kim şikayetçi olacak? Dövülen çocuk mu? Doktor Bey, hasta raporuyla şimdi aylarca keyfini silecek. Senin ayağının kırıldığına inanmıyorum ben. Sana o raporu veren doktorlar, ona benzer raporları veren doktorlar bu hayvan şikayetiyle başlayan davalarda bunların hepsinin lisansı verebilmeli ömür boyu ve hapse atılmalılar. Şimdi gelelim ki ben iki kedi birden dedesi geçiyor, gidiyor evine doğru. Hop, dokunmadı bile. Hemen çıkıyor çocuk, nasıl kaçıyor. Çünkü tanıdığı bir canide. Bak, girişiyor çocuğa orada. Çocuğa girişiyor, pataküte girişiyor. Pataküte girişiyor, dedesi araya geliyor. Ve kamera görüntüsüne kaçıyor. Kendini savunur duruma geliyor bakın. Buran o değildi. Birisi denen siparişte hazır geliyor, ayrılacak.
hepsi bunların yaşadığım kumpaslara benziyor çok. Onları sonra anlatacağım. Sonra ne oluyormuş? Babası geliyormuş, ayağını kırıyormuş. O görüntü niye yok ha? O görüntü niye kesik ve kedili severken ortak şey görüntü ha? Nasıl ayağını kırdın lan? O şekilde ayağın kırılır mı? Bunu bilmek istiyoruz. Görüntü nerede? Hayır, kırılmaz. Çünkü aynı tezgahları yaşadım. Birazdan anlatacağım. Aynı o görüntüde gibi evden çıkarken yolunu kesen yavru kedinin ki parkta oturan bir çete vardı bilinç hazır. Nasıl ben dokunmadan ayağı sakatmış gibi sürülerek gitmesi benim bulmuşluğum olmuş gibi bunu anlatacağım. Bu bir gerçek, klipte yok fakat ne yazık ki bu bir gerçek. Bu hayvanları da nasıl yönettiğinizin gerçeği be. Sizin hayvanlarınız Oscar'lık lan, Oscar'lık. Neyle yönetiyorsunuz be? Büyüyle mi yoksa sizde tekinlerlerin içine taktığı çiplerle mi sizi kafir? Şimdi gelelim yediğim tezgahlara. Al diyen avalan. İlki iki tane bahsettiğim kutu. Kedi yavrusu dolu arka bahçelerin. Onu çekerken çektim içeri girdim. 5 dakika geçmedi. Polis kapımda bitti. Neymiş şikayet varmış. Gittik ifade affedersiniz o demişim. Bundan ceza yedim. Bütün ailesi, hepsinin soyadı değişik. Mahkemeye dizildiler. Şahit olarak. Yabancı şahit. Ceza yedim. Hakimi görecektiniz. Bana ekstradan ceza verecekti bir şey söyledim diye. Hakime diyor bu hayvanları sevmiyor. Hakim nasıl sinirlendi? Belli bu hayvan çetesinden biri. Halbuki biz bunları aylar öncesinde daha ben karakollara, belediyelere, zabıtalara koşturmadan önce bu şeyleri yok etmek için şikayet ettik. Çünkü anama telefonumu bulup anamı tehdit ettiler. Beni tımarhaneye sokacaklarına dair tehdit ettiler ve yaptılar bile. Küfürler salladılar. Bunu biz şikayet etmedik, kabul edilmedi fakat ben buna o demişim diye anasını satayım savcı. Sabah bahçede gördüğünüz o kedi kumpası bir şey değil. Bahçeme hayvanlar doldurmuştular, köpekler bir çat pat attım diye kendimi karakolda buldum. Havaya ateş etmişim, hepsi yalancı sahip ya. Burada karakol kamerasına kayıtlı olmalı. Bunlar da belli. Hem de kelepçe taktırıp polis arabasına koydular beni. Kendileri hazırlanır rolüyle yarım saat beklettiler beni suçluymuş gibi arabada. Gelen geçen görsün ibret olsun diye. Gelen geçeni korkutmak. Komşuyu sıçtırıyordular bir keresinde geldim. Beyefendi benim oraya sıçtığımda. Adam diyor ben polisim diyor, alırım seni götürürüm merkeze işkence ettim. Ya çok çok geldi o itiyle. Şimdi gelmez oldu kaç senedir. Ondan sonra başka biri. Gece geliyorum haberleri var. Ya her geldiğimde haberleri vardı, bunlar yolunu kesiyor. Aynı yerde. Sıçtırıyor. Benim beyefendi oraya sıçtırma, orada bir kanal geliyor içeriye şeyler. Ne diyorsun lan sen diye bir saldırdı bana. Sürdü şuraya kadar bahçemizin içine sırt üstü düştü. Kemerimi kopardı böyle, kemerimden tuttu. Neymiş? Kedi
haberi koparırken eli çizilmiş. Doktor raporu aldı. Yine mahkemedir. Onlara öteki davam şuraya geldim bir baktım. Yine aynı gece geliyorum işte. Dizilmişler, yolumu gözlüyorlar. 5-6 karı. Bundan her gün 20'şer bok kaldırıyorum o zamanlar. Diyorum bakın diyorum onun gözüne. Buraya sıçtırmak için geldiniz, yapmayın. Birileri de saklanmış bir şey yapacağım diye çekim yapacaklar. Nasıl saldırıyorsun diye. Ondan sonra sen misin bunu diyen 2-3 erkek fırladı o ağacın arkasından. Ya bırakmıyorsun yeter. Fırladı ağacın arkasından. Bunlar başladılar kollarımdan tutmaya. O vur babamı tekmeler tekmeler. Ben ne biliyorum şey biliyorum kurtulmaya çalışıyorum. Ondan sonra elimi kurtardım bir tane suratına vurdum. O kendini yere attı. Ondan sonra içeri gittim ben tabii. Polise telefon açtım ki bunlar dolmuştu buraya, dolmuştu. 20-30 tane hayvan sahibi, kocaman pitbullarla, itlerle, şu demirlere dayanıp tepkilerimize doğru anlatıyorlar, anlatıyorlar. Polis geldi, karakola gittik. Karakolun önüne dizilmişler, ordu gibi, ordu gibi hayvanlarıyla. Ordu